Ağzı billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in ve huve khayrun nasirin ve mu'in. Aziz izleyicilerimiz, Yüce Rabbimin sonsuz selamı ile cümlenizi selamlar, cümlenize Rabbimden esenlikler niyaz ederim. Allah Azze ve Celle şimdiden tutmuş olduğunuz ve tutacağınız oruçlarınızı kabul eylesin. Dualarınızı müstecap eylesin. Ve bu ayda bu ayın amellerini kamil bir şekilde yapmayı cümlemize tevfik olarak inayet buyursun. Ve bu ayın en önemli ibadeti olan Peygamber Efendimiz'e göre Envera o en harimillah Allah'ın haramlarından alvera o Allah'ın haramlarından uzak durma ibadeti ameli bu ameli gerçek anlamda hayatına yerleştirenlerden takdir eylesin inşallah. Allah'ın izniyle hafta içi ahlak ve erdemler Ramazan özel programında sizlerle beraber olacağız. Bugünkü sohbetimizin konusu 14 masumun kelamında ehl Beyt imamlarının mübarek lisanlarında Ramazan orucu ve Ramazan ayı hakkındaki sözleri. Masumlar Ramazan orucu hakkında Ramazan ayının kendisi, mübarek Ramazan ayının kendisi hakkında neler buyurmuşlar? Bu ayet dair masumların bakışı nasıldır? Aziz kardeşlerim ve bacılarım, allah Azze ve Celle bugünden duamız şu olsun ki bu ayın amellerini kamil bir şekilde yapmayı bizlere lütuf eylesin. Tevfikini bizlere inayet buyursun inşallah. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Efendimiz Ramazan ayı geldiği zaman üç defa şöyle buyuruyordu. Subhanallahi maza yestekbilukum ve maza testakbiluna. Subhanallah münezzehtir Allah. Size gelen şey nedir? Ve siz neyi karşılıyorsunuz biliyor musunuz? Üç defa bu cümleyi söylerdi. Lev Alamul ibad mafir Ramazan le temennet en yakuna Ramazanu seneh eğer kullar Ramazan ayının içerisinde nelerin ol olduğunu bilmiş olsalar idi, bütün senenin Ramazan olmasını isterlerdi. Bakınız, bu gerçeğe baktığımızda mübarek Ramazan ayının içinde Hangi ilahi ve manevi nimetlerin olduğunu bilenler Ramazan geldiği zaman sevinirler, Ramazan gittiği zaman üzülürler. Layakunenn şehrü Ramazan 'indakum keğeyrihi şuhur. Mübarek Ramazan ayı sizin yanınızda diğer aylar gibi olmasın. Fe inne lehu indallahi hurmeten ve fazlen ala sair şuhur. Çünkü mübarek Ramazan ayının diğer aylara nazaran ayrı bir hürmeti, ayrı bir fazileti vardır. Ve la ne şehru Ramazan yevmu sevmikum ke yevme fıtrikum. Mübarek Ramazan ayı yani oruç ayı, ibadet ayı Yemek yediğiniz diğer aylara benzemesin. O aylar gibi olmasın. Yani 11 ayda kaç saat yatı uyuyorsun? 6 saat. Mübarek Ramazan ayında uykuyu biraz azalt. 8 saat uyuyordun. Bu ayda uykuyu biraz azalt. Mübarek Ramazan ayının dışında ne kadar yemek yiyordun? Mübarek Ramazan ayının sahurlarında ve iftarlarında yemekleri azalt, açlığı hissedebilesin. Mübarek Ramazan ayının dışında icabında umursamadan gıybetler yapabiliyordun, yalan konuşabiliyordun. Çok rahat ve basit bir şekilde insanların gönlünü viran edebiliyordun. Mübarek Ramazan ayında bunlara dikkat et. Bunları tamamen terk et. Mübarek Ramazan ayı diğer aylara benzememelidir Allah Resulü buyuruyor. Yine buyuruyorlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Efendimiz mübarek Ramazan ayının özellikleri hakkında fi vasfi şehr Ramazan huve şehrun du'itun fihi ila ziyafetillah Bu ay öyle bir aydır ki bu ayda Allah'ın ziyafetine davet olundunuz. Ve cuiltum fihi min ehli kerametillah. Allah'ın kerametlendirdiği insanlardan oldunuz. Ve İmam Muhammed Bakır Ehli Beyt imamlarının beşincisi, uyuruyorlar buyuruyorlar ki Şehru Ramazan, Şehru Ramazan ve sâimûne fihi azyâfu'llah. Ramazan ayı Ramazan ayı ve o ayda oruç tutanlar Allah'ın misafirleridir. Allah'ın keramet tacı başlarına bırak. Bırakılanlar oruç tutanlar Allah'ın keramet tacını başlarına bıraktıkları. Men daḫale aleyhi şehrü Ramazan fa sâme Kim mübarek Ramazan ayı kendisine geldiğinde o ayın gündüzlerini oruç tutar ve kâme virden min gecenin bir bölümünü ibadet ile geçirir ise ve cittenebe ma harramallahu aleyh sadece orucu batıl eden şeylerden uzak durmak yeterli değil ve cittenebe ma harramallahu aleyh Allah'ın kendisine haram ettiği şeylerden uzak durur ise dehalel cennete bi gayri hesab Allahu Ekber hesapsız olarak cennete gider. Kim hesapsız olarak cennete gider? Mübarek Ramazan ayının gündüzlerini oruç tutan, yani orucu batıl eden şeylerden uzak duran, gecenin bir bölümünü ibadetle geçiren ve Allah'ın haram ettiği şeylerden uzak duran. Bu şekilde bu haliyle oruç ibadetini tamamlayan bir insan buyuruyor ki hesapsız olarak cennete gider. Ve mübarek Ramazan ayının hususunda Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyorlar ki قَدْ جَاءَكُمْ شَهْرُ Ramazan Doğrusu Ramazan ayı sizlere geldi. Şehrun mübarekun mübarek bir aydır. Fihi leylatul kadr. <laughs> Bu ayda kadir gecesi vardır ki hayrun min alfi şahr. Bin aydan hayırlı bir gecedir. Men hurimeha fakat hurime. Mahrum olan gerçekten mahrum olmuştur. Mahrum Kimdir o gecenin faziletinden, bu ayın faziletinden mahrum olan insandır mahrum. Şehru Ramazan, اَلَّذُ اُنْزِلَ ف۪يهِ الْقُرْآنِ Kur'an-ı Kerim buyuruyor, Ramazan, Kur'an'ın nazil olduğu aydır. Ve buyuruyor Allah Resulü nezelet suhufi İbrahim fi avvel leyletin min şehri Ramazan. Hz. İbrahim'in saifeleri mübarek Ramazan ayının birinci akşamı nazil olmuştur. Ve unziletü tevrat lisittim mazina min şehri Ramazan. Mübarek Ramazan ayının altısında Tevrat nazil olmuştur mübarek Ramazan ayının 13'ünde İncil nazil olmuştur. Ve unzilet, unzilet zabur mübarek Ramazan ayının 18'inde zebur nazil olmuştur. Ve Ramazan ayında Kur'an nazil olmuştur. Ki bu rivayette unzilel Kur'an fi selasim ve işrine min şehre Ramazan. 23 kelimesi var. Mübarek Ramazan ayının 23'ünde Kur'an nazil olmuştur. Yani bu rivayete baktığımız zaman bütün semavi kitaplar mübarek Ramazan ayında nazil olmuştur. Ve bu ayın bereketlerine dair Ehli Beyt imamları Başta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuşlar ki masum سُمْيَ Ramazan لَاَنَّهُ يُرْمِذُ الظُّنُوبُ Neden Ramazan'a Ramazan denilmiştir? Ramazan'a Ramazan denilmesinin sebebi لَاَنَّهُ يُرْمِذُ الظُّنُوبُ Çünkü Ramazan günahları yakar. Ramazan günahları yaktığından dolayı Ramazan'a Ramazan denilmiştir. Yani bu ayda, bu ay insanın günahlarının kül olduğu bir aydır. İnsanın günahlarının yakıldığı bir aydır. Men sâme Ramazan'a ve gâmehu imanam ve ihtisâben. Kim mübarek Ramazan ayında orucunu, ibadetini, namazını iman ve hesap üzerine gerçekleştirir ise غُفِرَ لَهُمَا تَقَدَّمَ مِنْ Geçmişteki günahlarını Allah affeder. Ve men kâme leyletel kadr imanen ve Kim kadir gecesini iman ve hesap üzere ikame eder ise o gecenin ibadetlerini gerçekleştirir ise gufre lahum ma taqaddama min geçmişte yapmış olduğu günahları Allah affeder. Men sama Ramazana ve arafa hudude kim Ramazan ayının orucunu tutar ve o ayın sınırlarını tanır, sınırlarını bilir, hudutlarını bilir ve o hudutlara, o sınırlara riayet ederse, tehaffaza mimma kana yanbagi lehu an yetehaffaza fihi keffara ma qableh. O ayın hudutlarına riayet ederek o ayın orucunu tutar ise ve o ayda kendisine layık olan şeyleri yapar ise bu şekilde oruç tutan insan önce bu şi ibadeti, bu tavrı, bu tarzı önceden yapmış olduğu günahlara kefvarı olarak hesap olunur. İnne men temesseke fî şehre ramazan bisitti hısal kim mübarek ramazan ayında altı tane özelliğe sarılırsa, altı şeye sahip olursa, Allahu azze ve celle gafara Allahu lehu zunube. Onun bütün günahlarını affeder. Altı şeye riayet eden, altı şeye sahip olan en yahfaza dinehu bir kim bu ayda dinini korur ise demek ki bu ay özellikle dini öğrenme ve dini korumanın temellerini atma ayıdır. Eğer insan bu ayda dinini öğrenir ise nereden öğrenecek insan dinini? Bir insan bilmediği bir şeyi koruyabilir mi? Bir insan tanımadığı bir şeyi koruyabilir mi? Sahip olabilir mi? Dini koruyabilmek için, imanı koruyabilmek için önce dini öğrenmemiz, imana sahip olmamız gerekir. Peki dini nerelerden öğreneceğiz? Dini mihrapların yanından öğreneceğiz. Dini minberlerin dibinde öğreneceğiz. Dini kanal 14 ve emsal kanallardan öğreneceğiz. Dini alimlerin meclislerinden öğreneceğiz. Dini alimlerin kaleme aldığı, müçtehitlerimizin kaleme aldığı eserlerinden, faydalı eserlerden öğreneceğiz okuyarak öğreneceğiz dinleyerek öğreneceğiz ama bunu yapmaz isek mihraptan uzak kaçar isek minberden uzak kaçar isek ilimden alimden ilim meclislerinden uzak kaçar isek Kanal 14'te her Ramazan'ın her gününde gece ve gündüz alimlerimizin sohbetleri çıktığı zaman kanal değiştirip dizilere veyahut da başka yerlere takılır isek o zaman ne oluruz? O zaman şu hadisin muhatabı oluruz. Ümmetime öyle bir zaman gelecektir ki sayate ala ummeti zamanun yafirruna min al ümmetime öyle bir zaman gelecek ki alimlerden kaçacaklar. Koyunların kurtlardan kaçtığı gibi ümmetim alimlerden kaçacaklar minberlerden uzak duracaklar, mihraplardan uzak duracaklar, ilim meclislerinden uzak duracaklar, ilim kitaplarından uzak duracaklar, ilmi anlatan televizyonlardan uzak duracaklar. Böyle olduğu zaman iftelahumullah ve selasete eşya Allah onları üç şeye düşer eder. Üç şeye muptela eder. Sallatallahu aleyhim Sultanan caire. Allah onlara zalim birisini musallat eder ve Allah onların mallarından bereketi kaldırır. En tehlikelisi ve en kötüsü yakrucuna mine dünya bela iman dünyadan imansız olarak giderler. Dolayısıyla mübarek Ramazan ayında Allah Resulü buyurur kim altı şeye sahip olur, altı şeye sarılır ise inne men temesseke fi şehri Ramazan altı şeye sarıldığı takdirde Allah onun günahlarını affeder en yahfaza kim dinini korur ise ve yasuna nefsahu kim nefsine hakim olur ise ve yasila rahimahu kim sıla-i rahimde bulunur ise velayi uz kim komşusuna eziyet etmez ise ve yar kim kardeşlerine Mümin kardeşlerine riayet eder ise ve yakzuna lisane kim diline sahip çıkar ise bu insanın günahlarını Allahu Azze ve Celle affeder. Emme'siyam fela ya'lamu sevab illallah. İşte bu şekilde oruç tutan bir insanın orucunun sevabını Allah'tan başka kimse bilemez buyuruyor Allah Resulü. Yine İmam Cafer Sadık Aleyhisselam buyurur İnnelillahi fi kulli leylatin min shahri Ramazan utaqa ve tulaka minen nar Mübarek Ramazan ayının her gecesi Allahu Azze ve Celle cehennemden insanları azat eder, serbest bırakır. İlla men aftara ala muskir ama Ramazan orucunu o oruç gününde alkol alan insan hariç Alkol alıp da oruç gününde ölen insanlar hariç. Fiz akana fi ahiretleyetin minhu. Mübarek Ramazan ayının son günü geldiği zaman ay içerisinde ne kadar insan cehennemden azad edilmiş ise son günde bir o kadarını Allahu Teala azad eder. Son iki hadisi arz edip bu günlük burada noktalayalım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyorlar. Huva şehrun evvelhu rahme. Ramazan ayının başı rahmettir. Ortası mağfirettir. Ve ahiruhu el icabe vel minen nar. Sonu ise icabettir ve cehennem ateşinden azat olmaktır. İzâ dekhele şehrü ramazan. Futihat evvabur rahme. Ramazan ayı geldiği zaman rahmet kapıları açılır. Cehennem kapıları bağlanır, kapanır ve şeytanlar bağlanır. Ve kim mübarek Ramazan ayında orucunu tutar ve şehvetine hakim olur ve diline sahip çıkar ve keffa azahu anin nas elini insanlara eziyetten sakındırır ise Allahü azze ve celle onun geçmişteki ve gelecekteki günahlarını affeder ve a'teqahum minen nar ve onu cehennem ateşinden azat olanlardan yazar. Ebedi evinde ona yer verir ve kabilallah kabil kabil şefaatuhu fi adadir raml alich. Şu cümle çok önemli. Yeryüzünde birbirine bağlı olan dağlar sayısı kadar ona şefaat hakkı verir ve bir o kadar onun şefaatini kabul eder. Kimler hakkında? Min muzni ve ehli tevhid. Tevhid ehlinin günahkarları hakkında yeryüzündeki dağlar kadar şefaatini o şekilde oruç tutan insanın kabul eder. Allahu Azze ve Celle bizleri peygamber ve al-i peygamber Allah'ın selatı, selamı cümlesinin üzerine olsun buyurmuş olduğu tarzda oruç ibadetini tutanlardan ve bu ayın son ezanından sonra o son ezanın sabahısı gününe gerçek bayramları derk edenlerden bizlere takdir eylesin. Vesselamu <Sessizlik> aleyküm ve rahmetullah.